Şimdi Fatih, İstanbul Fatih'te bir değnekçi araçları sokaklardaki boş yerlere yönlendiriyor. Karşılığında da para istiyordu. Polisler o sokağa gitti. Değnekçi onları da yönlendirdi. Para istedi polislerden. Sonra da bakın ne oldu. İhsan Yalçın ve Mehmet Çakırlar'ın haberi. Her kuşun eti yenmez. Vermesen yani çok sıkıntılı insanlar. Mecbur vermek zorunda kalıyorsunuz. Olmasınlar abi. Devlet onları yok etsin. Araçları sokakta boş yerlere yönlendiriyor. Sonra da para istiyorlar. Onlar değnekçiler. Evet abi. Ne kadar ücret abi? Oraya değil abi, oraya araba gelecek. Bu kişi de değnekçilik yapıyordu ama baltayı taşa vurdu çünkü karşısındakiler polisti. Ücret ne kadar? Sen ne kadar karıcan? Bir saat. Gel. Sıkıntı yok, gelin. Fiyat ne kadar, ücret ne kadar? 15 lira. İstanbul Emniyeti'nin gözü kulağı geçen yıldan bu yana değnekçilerin üzerinde. Nereye fark edelim abi? Arabalar çıkıyor. Telefonlarını bırakırsan. Tamam. İspark otoparklarını bile işgal etmişlerdi. Operasyonlarla hepsi bir bir gözaltına alındı. Ne kadar ücreti? Sırasız 20 lira abi. Kimlik alayım. Ama değnekçiler tam bitti derken yeniden ortaya çıktı. Ya onlar vazgeçilmez ya İstanbul'un. Yapılacak bir şey yok ki. Yani polis ne kadar da kovalarsa kovalasın polis yetmiyor ki. Değnekçiler özellikle turistik bölgelerin yakınındaki sokakları ve otoparkların olmadığı yerleri mesken tutuyorlar. Onlar için bir sandalye ve duba yeterli. Boş gördükleri yerlere işte bunları koyuyorlar. Sonra da buraları otopark gibi işletiyorlar. Başkan ne kadar park? 10 lira. 10 lira mı oluyorsunuz? Ücret talep ediyorlar devamlı. Vermeyince arabayı kaldır diyorlar. Polis onlardan birini Fatih'te bu sokakta buldu. Evet abi. Ne kadar ücret abi? Oraya değil abi, oraya araba gelecek. Değnekçi timleri de gösterilen alana park etti. Şüpheli kim olduklarını bilmeden yanlarına geldi, para istedi. Ücret ne kadar? Sen ne kadar karıcan? Bir saat. Gel. Sıkıntı yok, gelin. Fiyat ne kadar, ücret ne kadar? 15 lira. Polis o anda video kaydı yapıyordu. Kayıt sonlandı. Değnekçi gözaltına alındı.